Ramazana ruhaniyetle nasıl hazırlanabilir? Nasıl yapabiliriz? Ramazan-ı Şerif'te oruçla birçok meziyetler kazanacağız. Birincisi Allah'ın nimetlerini tefekkür edeceğiz. Bir bardak su ikram edene teşekkür etme mecburiyetiniz. Bir buket çiçek getirene bir teşekkür etme mecburiyetiniz. E buketi halk halkeden o çiçekler halkeden Cenab-ı Hak. O bütün ikramları bundan Cenab-ı Hak. Birçok hayvanları yarattı, halketti bizim için yarattı. Demek ki Ramazan-ı Şerif bir şükür ayı, bir teşekkür ayı verdiği nimetlere. Diğer taraftan açların halini anlayabilmek. Yusuf Aleyhisselam aç olarak dağıtırdı. Bir kişi sordu, ey dedi, mübarek peygamber dedi, sen dedi arkanda hazineler olduğu halde niye böyle aç dağıtıyorsun, niye yemiyorsun? Çok güzel bir ifadede bulundu, açların halini anlayabilmek için. Demek insan aç açın halinden anlar. Fiziki bakımdan sırf mideyi aç bırakmak kafi değil. Gözü hayırda kullanabilmek, kulağı hayırlarda kullanabilmek, ümmeti Muhammed'in müstefid olduğu bir dil olması ağzımız, kelamlarımız. O bakımdan yani Ramazan-ı Şerif bizi zekata, infaka da bir teşvik ediyor bu merhamet dolayısıyla. Yine oruç, maddi ve cismani gıdalar kısılarak manevi ruhani gıdalara yönelmek olmuş oluyor. Mevlana diyor ki sen diyor gökten gelen sofralara itibar et diyor. Yani ruhani hayatını yücelt. Yine bedenini yağlı ballı şeylere az ver. Zira o toprağa kurban edilecektir. Asıl ruhunu beste. İnsanın asıl gıdası Allah'ın nurudur. Onu aşırı ten gıdası vermek layık değildir. İnsanın asıl gıdası ilahi aşktır buyuruyor. Tabi aşk olacak ki, bu heyecanlı bir Ramazan-ı Şerif geçirilecek. Demek ki bu oruç hakikaten çok bir disiplin, ruhun bir disiplini. Gündüz acıkmamak için nasıl sahurda kalkıp bir şeyler yemek lazımsa, gündüzlerde haramdan korunmak için maneviyat zırhıyla bezenmek zaruri. Seherlerde Cenab-ı Hak iltica etmek, gündüzlerden geceye, geceden gündüze hazırlanmak orucun en güzel manevi tarafı olmuş oluyor maddi tarafıyla beraber.